Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 20 Ocak Cumartesi Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 9 koşulu bir programımız. 2 altılı bir programımız olacak. Akabinde İstanbul'da aynı şekilde dokuz koşulu ve 2 altılı bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet bugüne dönecek olursak gerçekten çok çok güzel bir program geçirdik. Antalya'da son anda sağdan duyum olarak da sizlere bir story bir video attım sevgili dostlar. Ee, arkadaşlarla da görüştük Allah razı olsun onlardan. ilk altımızı zaten e, şablonumuzu doğru tahmin vererek 2833 TL gibi güzel bir ikramiye kazandık. E, altılı gayerimizin e, ikinci altılı gayerimizin ilk aya zaten bankumuz e, olarak nitelendirmiştik ve de bizi yanıltmadı. E, 325 gibi güzel bir ganyanla geldi. Mercan Çelikle e, ilk altılımızı tutturmuş olduk. E, güzel bir ikramiye aldık. ...ikinci altılı gayrımıza evet yedinci koşuyla yani. Ee, sevgili dostlar hemen şöyle söyleyelim ee, sağdan gelen e, duyum olarak e, bizlere zaten e, tek atlarda verdi 3 atla 4 atla geçen yerler vardı. E, zaten 7. koşuda 8-9-13-11 çok çok dikkat diyerek bizlere verdi. Bizim şablonumuza zaten orası patlar dedik e, ve de 13 ile e, elimizde olmayan 9 ve 8'i de ekleyerek 78.65 gibi çok güzel bir ganyanı yakaladık son ayakta da zaten zaten 8. ayakta 2. 63 nolu safkanımızı son ayakta da banko olarak geldi. Akın Sözen eşliğinde banko olarak değerlendirecekler diye bizlere söylediler. Onu da banko yaptık. Hem kafada banko ikinci altılı gayrın başlangıç ayında kendi bankomuz hem de son ayakta sağdan gelen duyum olarak banko olarak gelen elimize bankoyu da atarak 62.000 TL gibi güzel bir ikramiye 62.924 TL aldık. Arkadaşlar bunu bulan çok arkadaşımız oldu. Gerçekten çok mesaj atan arkadaşlar var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bazı arkadaşlar abi İzmir yarışları daha başlamadı. E, saatlerimiz 18.46 şu anda. Başlamadı abi ne olursun diyor. E, Sağdan varsa gönder diyor. Maalesef İzmir'de arkadaşımız yok. E, sevgili dostlar yani orada sahada olan bir arkadaşımız olmadığı için e, Antalya'da olduğu için bazı illerde olduğu için onlardan geliyor. Bizler de ufak bir video sizlerle paylaşıyoruz. Bugün gerçekten e, süper bir gün geçirdik. Harika bir gün geçirdik. Sevgili bunun ikinci beşli yanına olsun. 24.000 TL verdi dörtlü gayne 3000 küsür verdi. ikinci üçlü gayne 532 TL verdi. Yani gerçekten yani e, paranın altında kaldık derler ya aynı o şekilde. Hatta eee ikili çiftte oynayan arkadaşımız 13 4 abi dedi ikili aldım. 13 3 çiftte aldım. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Son ayakta zaten bir bankolar da sıralı 5 oynayacak arkadaşlar için 6 13 2 10 diye gitti. Oranın ikilisini aldık. Gerçekten müthiş bir e, gün geçirdik Antalya için. Buradan arkadaşıma zaten kendisine de görüştüm. Abi yakaladın mı? İnşallah yakalamışsındır. Bankomuza atmışsındır dedi. Evet bankosunu da attık. Sürpriz safkanı da yazdık. Aldık. E, Teşekkürü onlar da almışlar zaten arkadaşlar. Onlar da yakalamışlar. E, yani gerçekten onlara çok çok teşekkür ediyorum. Geçen de Antalya'da zaten 30 kayınlık atı üstüne basarak önerdiler. Burada da üçüncü at verdiler on üçne olur Onlara çok çok teşekkür ederim. Evet yorumlara geçelim sevgili dostlar evet yorumlara e, zevkli bir yorum yapacağız bakalım inşallah yarın yine tekrar güzel bir program geçiririz. E, Adana'da e, bakalım e, demiştim hatta bir arkadaşımız var. onun bir arkadaşı var. E, o acaba verecek mi diye ben e, verdi o gün de pek başarılı olamadı. Eğer kendisi eğer gider abi dedi sağda değilim ben benim bir sevdiğim bir arkadaş var o sağda o verecek bakalım ondan aldık öyle yaptık ama yarın kendisine de görüşeceğim eğer sağdaysa ondan da bir duyum alırsam ufak bir stüro veya bir video çekebiliyorum sevgili olsa bunu atlamadan dile getirelim biz sağdan gelen duyumları biliyorsunuz gönül rahatlığına bedava bir şekilde veriyoruz arkadaşlar biz hiç Kimselen de bir at saklamıyoruz. Kimselerinde e, bir talebimiz yok. Biz e, hepimiz kazanalım. Herkes kazansın arkadaşlar. Herkes kazansın diye. E, doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. E, tabii ki e, derler ya bazı arkadaşlar diyor. Meyve veren ağaç abi her zaman taşlanır. Bundan rahatsız olan arkadaşlar zaten çok. E, ben biliyorum zaten engeli vuruyoruz geçiyor. Sevgili dostlar. yanımızda olan arkadaşlar zaten. Ee, Bizlere destek veriyor desteklerini hissettiriyorlar hepinizden çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar Evet birinci koşuyla başlayalım Tabii ki videolara geçmeden önce videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz Desteklerinizi bekliyorum güzel bir destekle patlatalım ee, bakalım yani 500-600 lira falan çıkıyor beğenme butonuna basan arkadaşlarımız Bakalım 1000'i bulabileceğiz mi sevgili dostlar 1000 beğeni alabileceğiz mi inşallah bunu yarın gerçekleştiririz e beni de çok çok mutlu edersiniz. Evet saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılı ayımız başlıyor. 1 ile 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet benim burada tuttuğum safkanlar tabii ki var. E, 5 nolu safkanım İsa Akgöz'da. Yani baktığımız zaman Aldana pistinde üst üste hem uzun hem kısa e, iyi koşan bir safkanımız. Yani yarışı kazanma çok çok yakın ama ben burada iki tane safkandan çekiyorum. Biri 3 nolu Deli Turbo Mahsun Turan'la bir de 4 nolu Dorman efsanesi e, diyeceğim. Muhammed Özdemir'le eğer sürprize başlayabilir e, dilen arkadaşı yani 5 deyip kenara çekilebilir. Gerçekten koşuyu kazanmaya yakın ama ben 3 ile 4'ü de es geçmeyeceğim. Birinci koşuda. Evet geçelim ikinci koşu. Şartlı 4 dişlere Mansur. 4 ve yukarı Araplar. 2000 metre kum. 7 safkanımız yer alıyor. Birinci beşli ayınımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da baktığım zaman herekli gözümüze çarpan ilk safkan Mehmet Akkoğuz'da. Adana'da 2000'de bu mesafede kazanma başarısı göstermişti. 61 kilo öfesi Çetin Baş handikap 16'yı kazandı. Sonra e, Adana'da 2100'de bir ikinciliği var. E, Fesi Çetin başta. Son koşusu Antalya'daydı. Bu safkan 2000'de Yener Sultan'a geçildi. Yine Fesi Çetin başta start almıştı. Şimdi Mehmet Akyoğuz'a teslim edilen bir herekli Dört nolu safkanı ve de yedi nolu Yener Sultan. Yani bu iki safkan yine Roanş'a çıkacak gibi görünüyor. İki safkan yeterli gibi burası. Dört ve yedi. Ama abi ben burada e, sürpriz safkanlar ne olursunuz derseniz. Yani üç tane daha çekindiğim safkanlar var. Biri bir nolu Demirbike. İsa Akyoza işinde yaptığı son Adana işinde 1300'e üç kazandı Yener Sultan ateşim. Altın Eken Herek o gün için koşmamıştı sevgili dostlar yarışta. Biliyorsun Mehmet Nuri karla koşacaktı. Koşmamıştı. Demir Demirbike iyi bir performans sergiledi. Sürpriz yapar mı yapar. Üç nolu ateşim. Altın oğlu saklı kız. Yani sürpriz arayacak arkadaşlar bunları da değerlendirebilir. 7 4, 6 74 7 4 1 3 6 buranın sürpriz isimleri olacaktır. Evet geçelim 3. koşu yeri plasemiz başlayacak. Meylin bir koşu 4 yaş şartlar 1900 metre kum 1 nolu safkanımız kral ve ben ve de 8 nolu safkanımız ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada banko ismim olacak. Yaptığı son koşusunda Adana'da 1900'ü gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. İsa Akkoz'u 58 kilo ile start almıştı. Şimdi Ercan Çankaya teslim edildi. Gerçekten yani koştuğu iki tane kötü yarışları vardı yani 3 diyelim. Şanlıurfa pistindeydi onlar. 8-8 8. ve 8. olarak pistten ayrılmıştı. Ama Adana'ya gelince farklılaşan bir safkanımız oldu. Gözümüzden de kaçmadı. Ve yarın ben kazanmasını bekliyorum. Tabii ki çok ciddi rakip olan Kral ve ben. O da devamlı tabelanın içerisine yer arayan bir safkanımız. Şimdi mesafe uzuna çıkacak. Yani burada baktığımız zaman ilk defa uzunda göreceğiz bu safkanı. O yüzden ben değerlendirmedim. Ben ikili için 1 ile 5 diyeceğim sizlere. E, Keyfa'da İsa Akgöz'da e, yani o da Şanlur falan e, son koşusunu iyi bir koşu çıkarttı. Ankara'da kumda e, iyi bir ikinci elde etmişti. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yani bu safkanlara da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar. Çünkü Şanlıurfa'dan da gelen Adana'ya e, iyi safkanlar var. Ama 6 benim bankomdur. Hem 7 plasa hem 1. hem de Birinci altı galimimizin üçüncü ayında bir ile beşte ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Evet geçelim dördüncü koşu handikap 17 4 rekor İngilizler 2000, 2100 metre kum 8 sapkanımız yer alacak. İkinci altılı ayarımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet koşuya geçelim. Evet koşuya baktığımız zaman ben burada ilk iki nolu Victor'u drop diyeceğim ben. işman çizik eşliğinde Diyarbakır'da tanıdığımız, Şanlıur falan da tanıdığımız bir safkan sevgili olsa Elazığ'da aynı şekilde son iki koşusu Adana'da ya 1403. son koşusunu 1900'de kısa vade altıda koştu bu safkan. Javin geride geçme başarısı gösterdi. Boyunla Espinoza kazanmıştı. Yine sürpriz bir safkan kazanmıştı. Hişman'la güzel bir ikincilik elde etti. Yarın Victor'ı drop kesinlikle kuponlarda olması gereken safkan ilk tercihim. ikinci attım bir non punch mahal. Yani ne zamandan beri yazıyoruz bu safkan ama bir türlü fotoya kendini atamıyor. Yarın Fesli Çetin başta bir sürpriz yapabilir. Dikkat sonradan 4 nolu peklivan Sonradan yeni nolu Anadolu yıldızı tabii ki buranın e, for ismi çıkma hak ediyor. Ve 5 nolu safkanımız olacak Müslüm Çelik'le. 2 1 4 7 ve 5 Dördüncü koşu ikinci altı gayemizin başlangıç ayındaki sıralama. Evet geçelim. Beşinci koşu satış 2. Dört ve yukarı, araplar 1200 metre kum. 11 safkanımız yer alıyor. İkinci beşli gayemiz de bu koşuyla başlayacak. Evet burada da yine sürpriz aramamız doğru olacaktır sevgili dostlar. Çünkü ben bu e, yani satış koşuları gerçekten yani bazen favori bazen sürpriz. Yani bir türlü tutturamıyoruz. Tek atıyoruz gelmiyoruz. Bomba patlıyor. E, yıkıyoruz. E, favori geliyor. Yani ilginç bir koşullar oluyor satış koşulları. Ben burada 3 nolu tabii ki safkanla başlayacağım. Hişman çizik eşliğinde ikinci atım 5 nolu belalı tumbul Mehmet Akyoz'da. 8 nolu safkan kılıç Osman İsa Akyoz'da geçen koşusunda zaten Adana'da üstüne basarak önerdik. 10 küsür Ganyan'a da e, gelmişti. Bizi mutlu etmişti. Yarın da bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Sonradan nolu Sapkan'ın dağ avcısına dikkat menderes avşar eşliğinde piste çıkacak. Ve de son olarak da iki nolu Özakan diyeceğiz. Mehmet Salih Çelik eşliğinde 3, 5, 8, 6 ve 2 5. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu. Seyhan Belediye Başkanlığı koşu. Kısa vade 8, 4 yaş şaraplar, 1400 metre kum. 6 safkanımız yer alıyor. 4 ligayanımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet bu koşuya da baktığımız zaman 2 tane safkan, e, sırıtan safkanlar var. Onlar kimler? Altınolu kalbimdesin Müslüm Çelik'le, Ahmet Çelik'le biliyorsunuz iyi bir performans sergileyen bir safkanımız. Şimdi Müslüm Çelik'le de ilk defa buluştu. Yaptığı son kosunu Adana'da 1400 şartlı 5'i zaten kazanmıştı. Bizim de çok çok önde önerip banko tercihimizde yine kazanmaya çok yakın altı kalbimdesin benim ilk tercihim. İkinci atımda İkinoğlu Bozkır e, Efes'i diyeceğiz. O da Ayhan Kurşun eşliğinde piste çıkacak. Yani bu iki safkan için yeterli gibi görünüyor. Ama ben burada e, yani pek bu iki safkan e, tabii ki yarışı kazanmaya yakın. Ben sürpriz konum bir tane bankon var. Ben çünkü yıkarak gideceğim. O da 1 3 ve 4 nolu safkanları ayrımsız yazacağım. Bir tek 5 nolu safkanı dışarıda bırakayım. Bir macera arayacağım. İki, altı yeterli gibi ama 1 3 dördü de ben sürpriz konumunda kuponumda değerlendireceğim. Tabii ki son karar sizlerin sevgili dostlar. Evet geçelim 7. koşumuza. Ali Karabucak koşusu kısa vadeli dişi yaraması. Dört ve yukarı İngilizler 1400 kum. Altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki safkan yeterli gibi görünüyor. Onlar kimler? 4 nolu safkanımız Müslüm Çelik'le ve de beş nolu safkanımız benim. Sizlere önereceğim safkanlar olacak. Yarışa baktığım zaman 5 birazcık tempo verecekti. 140 günlük bir aradan sonra pistlere dönüyor. Ayan Kurşun'un da üstünde ilk defa deklere görüyoruz. Çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirebilir mi? Bunu yapabilir. E, olabilir. 5 benim ilk tercihim olacak. Yani 5 e, liderlik alacaktır. Hikaye. Bir nolu safkanımız buna yapışacaklardı. Ben 4 Müslüm Çelik'te birazcık geri planda kalıp e, sprintini iyi ayarladı takdirde. Yine kazanma çok yakın ama ben 5'ten çekindim. Ayan kurşunun da üstünde. Bir İngiliz safkanı biliyorsunuz ben sürpriz de olsa İngiliz safkanı bundan sonra mutlaka yazacağım dedim. Eğer burada ayan kurşun olmamış olsaydı ben 4'ü tek başına bırakacaktım ama 5 ile ayan kurşunu görünce 4 ve 5 diyerek bu koşuyla iki safkanla geçmeyi planladım. Evet geçelim 8. koşu şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1900 kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da iki safkanla geçeceğimiz bir koşu olacak. Onlar kimler? Demsey diyeceğiz. Müslüm Çelik'le 3 nolu El Rod diyeceğiz. Mehmet Akyavuz eşliğinde. Burası da 2 ve 3 benim sıralamam 8. koşuda. Evet geçelim 9. koşu Handikap 16 4 ve Araplar 1400 metre kum 12 safkanımız yer alacak. Evet burada Banko ismimiz olacak. O da yarın ee, ben e, üstünde ilk defa gördüm. Ve tabi işte uçan kardeş deyip kenara çekileceğim. Yarın 4 nolu uçan kardeş benim banko ismimdir. İkili denilecek arkadaşlar 9 ile 8'i değerlendirebilir. Rakiphanesinde bu iki safkanı gördüm. Evet Adana programı için sizlere aktaracağım. safkanlar bunlar da. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet Antalya gibi güzel bir program geçirelim. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık. Güzel bir hafta sonu geçirelim sevgili dostlar. Evet ilerleyen saatlerde İzmir e, İstanbul programımız var. Onu da e, çalışmalarını bitirmedim. E, Onlarda da az bir zamanımız kaldı. Onları da bitirip sizlerle buluşturacağım. E, beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık.